Merhaba gençler, 7. sınıf konularıyla, matematik konularıyla devam ediyoruz. 4 işlem önceliğini unutmuyorum. Önce üslü ifadeler, sonra parantez içi. Ne demiştik en son? Bir tanım vermiştik. Bir sayısı herhangi bir rasyonel sayıya bölündüğünde hiç uzatmadan o rasyonel sayının pay ve paydasını yer değiştirebilirsiniz. -5/2. İspatlayalım. Birinci kesri aynen yaz, ikinci kesri ters çevir. Çarpı uzaktaki sayıyla çaprazındaki en uzak sayıyı sadeleştirebilirsiniz. Yani üçlü ve dörtlü sayı vermesi hiç önemi yok. Karelerde pozitif, küplerde negatif olduğunu unutmayın arkadaşlar. Merhaba gençler, 7. sınıf konularıyla, matematik konularıyla devam ediyoruz. Bir önceki videoda rasyonel sayılarla işlemleri gördük, toplama çıkarmada bırakmıştık. Şimdi devam ediyoruz, rasyonel sayılarla işlemler. Evet, burada 3 tane kartımız var. Biliyorsunuz toplama çıkarma işlemi görmüştük. Ne dedik? Payda eşitlemek olmazsa olmazımız. Ben de burada hemen burada verilenlerin paydalarını eşitliyorum. 6 ile genişleteceğim çünkü her birinin paydası 6 olursa 3 kartın toplamının 11/6 olduğunu söylediği için rahatlık olur bizim için. 4/6, -1/6, bilmediğim bir kart var ve topladığımda 11/6 çıkacak. 4/6, -1/6 daha ne eder? 3/6 eder. O zaman 3/6'ya hangi rasyonel sayı eklersek 11/6, cevabımız 8/6. Gene unutmayın, biz genelde şıklarda en sade halini severiz. 8/6 yerine 4/3 de yazabilirsiniz. Çünkü kesirlerde genişletme için pay ve paydayı aynı sayıya bölebiliriz. Evet, başka bir soruyla devam edelim. Bir sonraki soruda gene yeni nesil dediğimiz görselli bir soru. 3 tane çubuk veriyor. Mavi renk, yeşil renk ve kırmızı renk. Ama diyor ki bak diyor ben diyor mavi ile kırmızıyı yan yana birleştirdim. Aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden 1/36 metrede burada boşluğum var. Hepsi birlikte bana neyi verecek? Kırmızı renkli şeridi verecek. Biz de burada kırmızı renkli şeridi bulmak için yapacağımız şey mavi yani 5/18 artı yeşil 9/24 bir de boşluğumuz olan 1/36'yı alıyoruz. Peki burada ne yapmamız lazım? Payda eşitlememiz lazım. Hem 18'i hem de 24'ün hem de 36'nın bir katını ama mümkün olduğu kadar küçük bir kat alın. Çok büyük aldığınız zaman sayılar da büyüyor. 72 de çok rahat eşitlenir. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile, burayı da 2 ile. Hem payı hem de paydayı aynı şekilde genişletebilirsiniz. 20/72, 27/72, burası da 2/72. Topladığımızda ne edecek? 20+27, 47, 2 daha 49/72. Burada yapmamız gereken ne? Görseli iyi yorumlamak ve 4 işlemimizi çok rahat bir şekilde yapmak. Peki, rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gördük ve şimdi ne göreceğiz? Çarpma. Aslında bildiğimiz bir şey ama bu sefer negatif rasyonel sayılarda geldiği için ama tam sayılardan artık işaretleri çarpmayı biliyoruz. Yani eksi sayıyla bir eksi sayıyı yani negatif bir sayıyla negatif bir sayı çarptığımızda artı. Pozitifle pozitifi çarptığımızda artı. Negatif sayıyla pozitif sayı çarptığımızda eksi. Ya da pozitif bir sayıyla negatif bir sayı çarptığımızda eksi olduğunu biliyoruz. Burada da çarpma da özellikle payda eşitleme yok. Tam sayılı kesirleri mutlaka bileşik kesre çevireceğiz. Pay kısmını payla, payda kısmını da paydayla çarpacağız. Ama ben özellikle öğrencilerime de vurgu yapıyorum. Sadeleştirme. Yani siz örneğin 4/6 sayısını işte 3/8 sayısıyla çarpacaksınız. Evet 4 kere 3 12, 6 kere 8 48 deyip sonunda da belki sadeleştirme yapabilirsiniz ama bunu bu sene alışmanızı istiyoruz. Biz çaprazlama, altlı üslü ama yan yana değil sadeleştirme yapabiliyoruz. Örneğin 4 ile 8 sadeleşir. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2 gibi. 3 ile 6 sadeleşir. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. Daha da kolaylaştırıyor işlemi. İşlemi daha da sadeleştiriyor. 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4. O yüzden mutlaka size sizden ricamız sadeleştirmeyi çarpma esnasında çaprazlama, altlı üstlü uygunsa sayılar yapmanız. Peki burada çarpma işlemimizin ne gibi özelliği var? Değişme özelliği biliyorsunuz iki sayının yerleri değişse de bile sonuç değişmez. Değişme özelliğinin altını çizelim.
Değişme özelliğimiz çok önemli. Çünkü ne oluyor? 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 demek yerine 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 desek de sonuç değişmiyor. Birleşme özelliğinde sayıların bakın hiçbir şekilde düzeni bozulmuyor. Sadece 3 sayı var. Hepsinde çarpma işlemi var. Paranteze giren sayılar yer değiştiriyor. Yani parantez sağdaysa sola, soldaysa sağa kayıyor. Evet, çarpmada yutan elemanımız neydi? 0. Rasyonel sayılarda da aynı şekilde 0. Ve etkisiz elemanımız 1'di. Burada önemli olanlardan bir tanesi de dağılma özelliğimiz. Ne yapıyorduk? Bir sayıyı toplama ve çıkarma işlemine, yani çarpma işlemini toplama ve çıkarmaya dağıtıyorduk. 2 bölü 3'ü burada dağıtmış. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2, 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 diye. Burada da çarpmayı çıkarma işlemine dağıtmış. 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 eksi 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 diye. Peki biz aslında toplama işlemine göre tersini gördük. Dedik ki 2 bölü 3 kesrinin toplama işlemine göre tersi neydi? Eksi 2 bölü 3. Sadece işaret değiştirdik. Ya da eksi 1 bölü 5'in toplama işlemine göre tersi artı 1 bölü 5 dedik. Ama A bölü B gibi bir rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersinde ne yapacağız? O sayıyı pay ve paydasını yer değiştireceğiz. Örneğin 2 bölü 3 kesrinin ya da rasyonel ifadesinin çarpma işlemine göre tersi 3 bölü 2. Ya da bu eksi 2 bölü 3 olsaydı ne olurdu çarpma işlemine göre tersi? Eksi 3 bölü 2. İşarete dokunmuyoruz arkadaşlar. Pay ve paydanın yerini değiştiriyoruz. Her rasyonel sayının eksi 1 sayısı ile çarpımı da zaten kendisinin ters işaretlisi. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi diye belirttik. Bakalım burada örneklerimiz var. Hemen pratik olsun bizim için. Eksi 5 bölü 3'ü aynen yazıyorum. Tam sayılı kesirleri mutlaka bileşik kesre çeviriyorsunuz. 2 tam 1 bölü 2 demek, 5 bölü 2 demek. Kontrol ediyorum çaprazlama, altlı üstlü, sadeleşecek bir şey var mı? Yok. Direkt çarpabilirim. Eksi 5 çarpı 5, eksi 25 bölü 3 kere 2, 6. Buraya geldiğimde ama ne var? Sadeleşecek şeyler var. İşte 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3 gibi. Eksi 1 bölü 1 oldu burası, burada 2 bölü 3 oldu. Biliyorum ki negatif bir sayıyla pozitif bir sayının çarpımı negatif. 2 kere 1, 2, 3 kere 1, 3 gibi. Aşağı geldim. 3 tane sayı aynı anda vermiş. Hiç önemli değil. Gene sadeleştirme yapacağım. Eksi 5 bölü 6, 18 bölü 24. Hemen tam sayılı kesri bileşik çevire çevirdim. 3 tam 3 bölü 10, 33 bölü 10. Bakın en uzaktaki sayıyla çaprazındaki en uzak sayıyı sadeleştirebilirsiniz. Yani üçlü ve dörtlü sayı vermesinin hiç önemi yok. Mesela 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 3. Bakın buradaki 5 ile buradaki 10'u sadeleştirebilirsiniz. Eksi kalsın orada. 5'e böldüm burası eksi 1, 5'e böldüm 2. Örneğin 3 ile 24'ü sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 8 gibi. Başka sadeleşecek bir şey kalmadı. Negatif sayının pozitif sayılarla çarpımı zaten negatif. 1 kere 1, 1, 33 ile çarptım 33 bölü 8 kere 2 de 16. Burada dikkat etmeniz gereken sadeleştirme olayınız ve işaretleriniz, buna vurgu yapabiliriz. Bakalım. Diyor ki A, B, C, D kartları veriyorum. A kartındaki rasyonel sayı B kartındaki rasyonel sayıyla çarpılsın. C kartındaki rasyonel sayı da D kartındaki rasyonel sayıyla çarpılsın. Ve elde edilen sonuçlar toplansın. Hemen A ile B'yi çarpmam lazım. Lütfen sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye böldüm burası eksi 1. Buraya 2'ye böldüm 3. Yani eksi 1 bölü 9. 1 bölü 12'yi de eksi 3 bölü 9'da çarpacağım. Gene sadeleştirmelerimi yapıyorum. 3'e böldüm eksi 1, 3'e böldüm 4. Yani eksi 1 bölü 36. Şimdi bulduğum sonuçları yönerge Türkçe sorusu okur gibi arkadaşlar size yönlendiriyor. 10 ile 10'u çarp. İşte C ile D'yi çarp. Şimdi topla. Ne yapacağım? Eksi 1 bölü 9'u eksi 1 bölü 36 ile toplayacağım. Payda eşitlemem lazım toplama çıkarmada. Burayı 4 ile genişletiyorum. Çünkü 9 kere 4 36.
Eksi 4 bölü 36, eksi 1 bölü 36 daha, eksi 5 bölü 36. Mutlaka bulduğunuz sonuca bakın, kontrol edin. Sadeleşiyorsa mutlaka da sadeleşin. Çünkü eğer bir test sorusuysa ya da çoktan seçmeli bir soruysa mutlaka şıklarda sadeleşmiş hali sizinle olacak. Güzel bir soruydu. Başka bir soruyla devam edelim. Evet, sorularımız bu kadar çarpmayla ilgili. Geldik bölme işlemine. Evet, bölme işlemi de aynı geçen seneki gibi ne yapıyorduk? Birinci kesri aynen yaz, ikinci kesri ters çevir, çarp uygulamasını yapacağız. Sadece burada negatif ve pozitiflik var. Başka hiçbir şey yok. Aynı kural. Örneğin sizden dedi ki 2 bölü 3 kesrini 4 bölü 9 kesrine böl. Ne yapıyorum? Birinci kesri aynen yazıp ikinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Mutlaka sadeleştirmelerimi yapıyorum. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Yani 3 bölü 2 gibi. Ha, işin içine negatif sayılar girerse hiç fark etmez. Örneğin eksi 2 bölü 10 sayısını işte eksi 1 bölü 5 sayısına böl dedi. Birinci sayıyı aynen alıyorum. İkinci sayıyı ters çevirdim. Eksi ile eksinin çarpımı ne olacak? Artı olacak. Bir kere bunun cevabı artı. Sadeleştirmelerimi yapıyorum buradan. 2 de 2'yi götürdü. Cevap artı kaç? 1 gibi. Şuna vurgu yapalım. Bir sayısının herhangi bir sayıya bölümü o sayının ters çevrilmiş. Yani pay ve paydasının ters çevrilmiş halidir. Herhangi bir rasyonel sayının sıfıra bölümü tanımsızlık. Sıfırın herhangi bir rasyonel sayıya bölümü de sıfır diye belirtebiliriz. Bakalım burada örneklerimiz var. İşlemlerimiz var. Diyor ki eksi 6 bölü 5'i 21 bölü 10'a böl. Birinciyi aynen yazdım. Ters çevirdim ikinci kesri. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. Bu çok önemli bizim için. Kolaylık sağlıyor. 3'e böldüm 2. Burada 3'e böldüm 7. Direkt eksi 4 bölü 7. Hemen şuraya bir daha silelim. Güzel bir şekilde yapalım. Hemen yazıyorum. Bulmuştuk cevabımızı. Eksi 4 bölü 7. Burayı birinciyi aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirdim. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 5. Yani 3 bölü 5. Ama unutmayalım, çarpmada olduğu gibi bölmede de tam sayılı kesirleri mutlaka bileşik kesre çeviriyorum. 1 tam 1 bölü 3 kesrim 4 bölü 3. 8 bölü 9'u ters çevirdim. 9 bölü 8. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 4 ile sadeleştiriyorum. Hemen 3 bölü 2. Son olarak ne demiştik en son? Bir tanım vermiştik. Bir sayısı herhangi bir rasyonel sayıya bölündüğünde hiç uzatmadan o rasyonel sayının pay ve paydasını yer değiştirebilirsiniz. Eksi 5 bölü 2. İspatlayalım. Birinci sayıyı aynen yazdık çünkü ikinciyi ters çevirdik. Bunun altında görünmeyen gizli 1 var. Evet, cevabımız eksi 5 bölü 2. Evet, devam edelim gençler. Bakalım aşağıda bir gene görselli sorumuz var. Diyor ki birinci torbadaki kartların üzerinde yazan rasyonel sayılar birbiriyle çarpılacak. İkinci torbadaki yazan rasyonel sayılardan birinci karttaki rasyonel sayı ikinci karta bölünecek. Ve elde edilen sonuçlar ne yapılacak? Toplanacak. Hemen birinci işlemi yapıyorum. Ne yapıyorum? Bu ikisini çarpıyorum. Eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 12 bölü 15. Biliyorum eksi ile eksinin çarpımı zaten artı edecek. Sadeleştirmeleri mutlaka yapıyorum. Buradaki 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5 gibi artı 1 bölü 5. Şimdi diyor ki ikinci torbaya git. Birinci kartı ikinci karta böl. O zaman birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı ters çeviriyorum. Artının eksiye bölümü eksi. 3'e böldüm 1, burası 3 ile sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum, burayı da 2 ile sadeleştiriyorum. Eksi 4 bölü 7. Şimdi toplamam lazım. 1 bölü 5 ile eksi 4 bölü 7'yi toplarsak, toplama çıkarmada olmazsa olmazımız payda eşitlemek. Bunu 7 ile, bunu da 5 ile, yani 7 kere 5, 35'te eşitliyorum. O zaman 7 bölü 35 eksi 20 bölü 35'ten, yani 7'den 20 çıkınca eksi 13 bölü 35, cevabımız ne oluyor? B seçeneği.
Burada önemli olan ne? Çok adımlı işlemler. Çok adımlı işlemlerde de ne var? Çarpma, bölme, toplama, çıkarma, karma işlemler. Uzun uzun kesir çizgileri var. Dört işlem önceliğini unutmuyorum. Önce üslü ifadeler, sonra parantez içi, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Bazen merdiven dediğimiz çok adımlı işlemlerde, merdiven sorularında aşağıdan yukarı doğru. Eğer o merdiven yukarıdan başlıyorsa da yukarıdan aşağı doğru geliyorum. Burada olduğu gibi. Birkaç örnek verelim. Mesela şuradaki hemen C seçeneğini çözelim. Büyük bir kesir çizgimiz var. Önce parantez işlerini yapıyorum. 1'den 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2. 1 sayısından 1 bölü 3 çıkarsa 2 bölü 3. Çarparsak şurada bölü çizgimizi de koyalım. Aşağıya da yapalım. 1'den 1 bölü 6 çıktı. 5 bölü 6. Bu 2 bu 2'yi götürdü. O zaman yukarının cevabı 1 bölü 3. Büyük bir kesir çizgim var. 5 bölü 6 diye. Yani bunu bu kese ne yapacağım? Böleceğim. O zaman birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsem, sadeleştirmelerimi yaparsam 2 bölü 5 buranın cevabı olur. B seçeneğinde yapalım. Kesir çizgimizi hemen böyle sınırlandırıyorum. Yukarıdaki işlem 5 bölü 3. Çünkü burasının paydasını 3 ile genişletirsem 6 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıktı. 5 bölü 3. Burası da 7 bölü 3. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirdiğimde cevap 5 bölü 7 oluyor. Yukarıda da bir gene 4 işlem önceliğini içeren soruyla devam edebiliriz. Bakalım. Önemli olan burada toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaptık. Çok adımlı işlemleri gördük ama bizim tam sayılarda gördüğümüz gibi rasyonel sayılarda da karesi ve küpü var. Yani bir rasyonel ifadenin karesi nasıl alınır? Bir rasyonel ifadenin küpü nasıl alınır? Biliyorsunuz kare almak bir sayıyı iki kere yan yana çarpmak demektir. Küp alırken de 3 kere yan yana çarpıyoruz. Yani 2 bölü 3'ün karesi demek 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün küpü demek 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Şimdi kare aldığımızda pozitif sayılarda bir sıkıntı yok. Çünkü pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Örneğin 2 bölü 3'ün karesini uzun uzun almayın. 2'nin karesi nedir? 4. 3'ün karesi nedir? 9. Ya da 2 bölü 3'ün küpünü aldığınızda 2'nin küpü 8 pay kısmına, 3'ün küpü 27. Ama negatiflere geldiğinizde işaret tespiti çok önemli. Siz eksi 2 bölü 3'ün karesini alıyorsanız ne demiştik? Negatif sayılar çift kuvvet olduğunda dışarı artı diye çıkar. Yani 4 bölü 9. Ama eksi 2 bölü 3'ün küpünü aldığınızda tek kuvvetler eksi diye çıkar. Eksi 8 bölü 27. Burada sadece negatif sayılarda kare ve küpte, karelerde pozitif, küplerde negatif olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bakalım burada örneklerimiz var. Hemen bir pekiştirme olsun. Eksi 3 bölü 4'ün karesi bir kere pozitif olacak. 9 bölü 16. Eksi 1 bölü 3'ün küpü eksi. 1'in küpü 1. 3'ün küpü 27. Çünkü 3 çarpı 3 çarpı 3. 2 bölü 5'in küpü, özellikle böyle sayıların küpleri, kareleri neler bilmeniz, önden bilmeniz çok faydalı olur sizin için. 2'nin küpü 8. 5'in küpü 125. Burada negatif bir sayı ama 4. kuvvette almışız. Bu da bize pratiklik sağlasın. Pozitif olacak. 3 üzeri 4 demek 4 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. Yani 81. 2 üzeri 4 demek 4 tane 2'yi yan yana çarpmak demek. Yani 16. Yani 81 bölü, şurayı düzeltelim, 16 diyebiliriz. Evet, rasyonel sayılarda karesi ve küpünü gördükten sonra birazcık da problem çözelim. Diyor ki yaş kayısı bekletilerek kuru kayısıya dönüşüyor ve 1 kilogram yaş kayısı kurutulduğunda 1 bölü 6'sını kaybediyor. Şimdi neyi var elimizde? 42 kilogramlık yaş kayısı alıyorum, tamamını kurutuyorum. Ne dedim? Yaşı aldım. 1 bölü 6'sını kaybedince kuru kayısıya dönüşecek. O zaman ben 42 kilogramın neyini bulmalıyım? 6'da birini, yani 6 parçaya bölüp bir parçasını almalıyım. Direkt tamamını bütünden parçaya giderken 42 çarpı 1 bölü 6 dersem, şurada gizli 1 var, şunu çok güzel sadeleştirdim. O zaman benim 7 kilogram ne olması lazım? Kaybetmem lazım. O zaman 42'den 7 çıkınca kuru kayısı olarak ne kaldı elimde? 35 kilo kaldı. Kayısıların kurutulduktan sonra kilogramını ne kadara satacağım?
32 liraya satacağım. O zaman ben direkt 35 çarpı 32'den hemen burada çarpma işlemimizi yapabiliriz. Satmam gereken fiyat 1120 lira diyebilirim. Bakalım başka bir probleme. Diyor ki dikdörtgen şeklinde bir bahçenin kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğunun 2 bölü 3'ü. Nun eki matematikte çarpmayı temsil ediyor. Burada kısa kenar uzunluğunu 36 santim olarak vermiş. Hemen şuraya yazalım. Uzun kenarın 2 bölü 3'ü 36 ise uzun kenarı bulmak için 36'yı 2 bölü 3'e bölmem lazım. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çeviriyorum. Sadeleştirmemi yapıyorum. Yani uzun kenarı 54 santimetre. Diyor ki kısa kenarı 36 santim. Evet buldum, uzun kenarı da 54. Bahçesini büyütmek isteyen Sinan Bey bahçenin her kenarı uzunluğunun 1 bölü 3'ü kadar uzatacak diyor. Şimdi 36'nın 1 bölü 3'ünü ne yapmam lazım? Bulmam lazım. 36'nın 1 bölü 3'ü 12. Uzattığımda ne olacak burası? 48 santim olacak. 54'ün 1 bölü 3'üne 18 santim. Uzat diyor, yani arttır diyor. 54'e 18 arttırdığımda bahçem ne olacak? 72 santim. O zaman bu bahçenin çevre uzunluğu kaç santimetre artmıştır? Şimdi yeni çevreye bakalım. 72 ile 48'i toplayıp 2 ile çarpıyorum. Yani 240 santim. Eski çevremiz neydi? 54'ü 36 ile toplayıp 2 ile çarpıyorum. Yani kaç ediyor? 180 santim. 180 santimlik çevre 240 santime döndüğüne göre demek ki burada 60 santim artmış demektir. Son bir örnek daha çözelim. Burada yeni nesil bir soru var. Diyor ki görselde saat 19.45'te başlayan, 21.33'te biten bir tiyatro gösterisi var. Tamam, başlangıç belli, bitiş belli. Bakalım ne kadar bir saatlik periyodumuz var. Hemen 21.33'ten 19.45'i çıkarıyorum. Biliyorsunuz zaman ölçmeyi görmüştük. 33'ten 45 çıkmaz. 1 saat 60 dakika. Hemen buradan 1 saat aldım. 93 oldu burası. Burası 20 oldu. Çıkarttım. 8, 48. Yani 1 saat 48 dakika. Toplam direkt 108 dakika diyebilirim. Ne yapıyorum? 108 dakikalık bir tiyatro gösterim var. 5 bölü 12'sinde birinci perde, kalan kısmın 2 bölü 7'sinde ikinci perde oynanıyor. Geriye kalan zamanda da tiyatro ile ilgili oyuncularla bir söyleşi yapılıyor. Bana söyleşi yapılan son zaman dilimi diyor. Şimdi 108 dakikanın 5 bölü 12'sini bulalım. Yani 12 parçadan 5'i. Sadeleştirme yapabilirim. O da 45 dakika. Geriye ne kaldı? 108'den 45'i çıkarırsam 63 dakika kaldı. 63 dakikanın 2 bölü 7'sinde de ikinci perdeyi oynattım. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 9 kere 2... 18. Yani arkadaşlar birinci perde 45 dakika, kalan kısmı çok önemliydi o yüzden çıkarttım burada. İkinci perde 18 dakika, toplamda iki perdede 63 dakika etti. Benim 108 dakikalık bir tiyatromda 63 dakika birinci perde ve ikinci perde ise geriye kalan süre, yani diyor ki perdeler ard arda oynandığına göre oyunda söyleşi yapılan son zaman dilimi başladığında diyor. O zaman ben 19.45'te bu tiyatroyu başlattıysam, ardı arkasına 45 dakika ve 18 dakika 63 dakika koyduysam 19.45'e 63 ekliyorum. Evet, direkt toplayabilirim. 108 dakika olmaz. Bir saat 60 dakika olduğu için buradan 60'ı alıyorum, 48. Bir saat ekliyorum. Yani 20.48'de aslında söyleşiyi başlatmış oluyorum. Baktığımızda 20.48 hangi seçenekte? Hemen şurayla göstereyim aşağıda. Cevap B seçeneği diyorum. Soruları dikkatli okumamız lazım. Mutlaka vurgu yapmamız lazım. Bunun da cevabı Bursa. O zaman biz rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarla işlemlerde, evet rasyonel sayı nedir, ondalık gösterim nedir, devirli sayı nedir, sıralama, karşılaştırma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karesi ve küpünü aldıktan sonra, artık işlem yeteneğimizi geliştirdikten sonra bolca problem çözmeliyiz. Lütfen bu videoyu izledikten sonra rasyonel sayılarla işlemlerle bolca soru çözün. Öğretmenlerinize bunları sorun. Yapamadıklarınızı mutlaka
inceleyin. Sizinle bir sonraki videoda gene beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hadi gençler.